A kümesi 1, 2, 3, 4. A fark B, 1, 3. Demek ki A fark B, 1, 3 ise A kesişim B, 2, 4 oldu. Bunu hemen söyleyebiliriz. Sadece A'da olanlar bakın, B'de olmayacak o zaman. Bakın, buradan B'yi nasıl buluruz? İçinde garanti 2 ve 4 var. Sonra 1, 3 olmayacak, kapat o A fark B'de. Demek ki geri kalanların hepsi B'den geliyor. Böylece 2, 4, 5 ve 6'dan oluşuyormuş B kümesi. Cevabımız C şıkkı oldu. De Morgan kuralları ne diyordu? Tümleyeni dışarı atabilirsin. O da şu demek yani. Şimdi burada bak. Tümleyeni en dışa atarken sanki üstü sayılara üstü dağıtıyormuş gibi. Örnek 2 çarpı 3'ün 4. kuvveti ne demektir? Hem buna yansır hem buna yansır, değil mi? Bak böyle yapacağım şimdi o yüzden. A, B tabii ki kümelerde çarpmadan farklı olarak birleşimin de tümleyeni var. O da kesişim. Bu böyle çıkartılırsa gerçekten üsttekini verir bakın. Tümleyen B. Tümleyen kesişimin tümleyeni birleşimdir. A'nın tümleyeni A'nın tümleyeni. Gördüğünüz gibi üsttekini artık A kesişim B'nin parantez tümleyeni diye yazdık. Bu da 11'e eşitmiş. Bizden evrensel küme 24 olduğuna göre A kesişim B'yi soruyor. E zaten şu kural değil miydi? A'nın tümleyeni ile A'nın top tümleyeni evrensel kümeyi veriyordu. Burada da aynı şey. A kesişim B'nin tümleyeni ile A kesişim B arkadaşlar neyi verir bize? Evrenseli. Bu 11'miş. Bu bilmiyoruz soru işareti 24. Cevabımız böylece 13. E şıkkı oldu. Bu soruda bence yapılan en büyük hatalardan biri gidip tek sayının tümleyenine çift sayı demek. Öyle bir şey sakın yok. Tek sayının tümleyeni diye bir şey olamaz ki arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Tümleyenini alacağınız yer sadece şurasıdır. Bu arkadaşlar sayının zaten karakterini gösteriyor. Karakter değişmez. İçerik değişebilir. Dolayısıyla burada x büyüktür 7'nin tümleyenine x küçük eşit 7 diyeceğiz. Bu arada büyüğün tümleyeni küçük eşittir. Küçük eşitin tümleyeni büyüktür. Birinde dahilse diğerinde dahil değildir. Dolayısıyla bakın burası dahil değildi. Aldığımızda eşitlik oldu. Ve bu yine x tek sayı olmaya devam ediyor bakın. Burası önemli. Böylece A'nın tümleyenini sormuş. Oraya geliriz. A'nın tümleyeni arkadaşlar neler? 7, 5, 3, 1, eksi 1, nokta nokta eksi sonsuza gidiyor. Peki bunun doğal sayılarla kesişimi neresi? İşte 7, 5, 3, 1. Bu yüzden cevabımız C şıkkı 4. Okuyalım bakın soruyu. Diyor ki 2, 3, 5 kümeleri gösterilmiş. Bu kümelerin elemanları 1'den 30'a kadar olan doğal sayılardan küme ismiyle tam bölünenlerdir. Örneğin 5 kümesi 5, 10, 15, 20, 5, 30 olacak. Buna göre 3 ve 2'nin kesişimi hem 3'e hem 2'ye bölündüğü için ne olacak burası? Şöyle okla göstereyim. Burası 6, 12, 18, 24 ve 30 olacak. Sonra 5 ve 3 hem 5'e bölünen hem 3'e bölünen demektir. Burada 1'den 30'a kadar hem 5'e hem 3'e bölünen ne var? 15 var. Bir de 30 var. Başka bir şey yok. Sonra arkadaşlar 5 ve 2'ye bölünen 10'a bölünen demektir. 10, 20, 30. Böylece bunlardan şimdi ne istese yaparız. Bakalım. Bunların birleşimi. Şunların birleşimi zaten 30'u 2 kere yazmayalım. Sildim bir tanesini. Bu oldu. Bu 6, 12, 18, 24, 30, 15'in şuradan farkı ne oldu? 30'u silelim. Çünkü 30 diğerinde de var. Böylece orada 2, 4, 5 tane eleman kaldı. Cevabımız B şıkkı oldu. Ben küme problemlerinde arkadaşlar kümeleri çizerek yapma alışkanlığına sahibim. Bu bize sorularda avantaj getiriyor. Her soruda yapacağız diye bir şey yok ama özellikle küme problemlerinde kullanıyorum. Bir de bazen böyle tümleyenlerde falan işe yarar diye gösteriyorum bakın. Şimdi buna göre kümeyi A, B şeklinde yazalım. Burada ne demiş? Alt kümesi A fark B'nin 8. Yani 2 üzeri 3'ten A fark B 3 eleman. Sonra B farkı arkadaşlar 2 üzeri 4'ten o zaman 16 olması için 4 olacak. A kesişim B'ye geldiğimiz zaman da 2 üzeri 5'ten burası 5 olacak, tamam mı? Şimdi A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni ne demektir arkadaşlar? A birleşim B'nin böyle parantez tümleyeni. De Morgan kurallarında bunu söylüyoruz zaten. Hakikaten kontrol edin bakın. Tümleyeni tek tek dağıtıyoruz. A'nın tümleyeni. Birleşimin tümleyeni kesişim. B'nin tümleyeni. Bakın böyle B'nin tümleyeni. Dolayısıyla burada evrensel kümeye E dersek A birleşim B'nin dışı.
64 olduğuna göre alt kümesi 2 üzeri 6'dır. Yani burası da 6'ymış. Toplamda evrensel küme böylece 18 geldi. B şıkkı oldu. Sarı karenin, mavi karenin ve yeşil karenin arkadaşlar etrafına elemanları tek tek yazılıyormuş. Mesela A kümesinin elemanları 2, 3, 4 olsun böyle yazıyormuşuz. Buraya 2, buraya 3, buraya 4. İstediğin yere o önemli değil. Bu arada bütün kareler de olmak zorunda da değil ama hepsi de dolabilir. Onu da söylemiş soruda. Birim karelerin tamamı da olmak zorunda değildir diye. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Ve tabii ki ortak kareler arkadaşlar bunların kesişim elemanlarını oluşturuyor. Böylece A ve C'nin arkadaşlar bir kesişimi var. B ile C'nin gördüğünüz gibi iki tane kesişimi var. Haliyle burada A 1 2 3 4 5 olursa C 1 3 7 AB olmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü A ve C'nin ortak iki tane elemanı oluyor ama bir eleman olmak zorunda. Böyle yapamayız. ÖSYM'de bazen böyle sorular soruyor arkadaşlar. Böyle hani ilk etapta bakınca korkutucu görünüyor ama yerine yazmanız yeterli oluyor. Şimdi A1-3 kümesi nasıl tanımlanmış? A1-3. Burada bakın x öyle bir eleman ki eksi 1'in birinci kuvveti küçüktür. N gördüğüm yere 3 yazacağım. 3x küçüktür arkadaşlar. 1 x eleman R. Diğerlerinde de böyle yaparım. İlk etapta böyle uzun göstereyim. Haliyle eksi 1 bölü 3, x 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3 ile 1 bölü 3 arasında oldu ilk kümemiz arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3. 1 bölü 3 açık aralığı. Gelelim ikinci kümeye. İkinci kümede A 2 4 diyeceğiz. Orada da hemen A gördüğüm yere 2 yazarsam eksi 1'in karesi 1 olur. 4 yazacağım arkadaşlar. Neydi çünkü o 4x ve A dediğimiz burada 2 olduğu için 2. Böylece 1 bölü 4 x küçüktür. 1 bölü 2 oldu. Aralığı da hemen gösterelim. 1 bölü 4, 1 bölü 2 açık aralığı. Son olarak arkadaşlar 3 5'e bakacağız. Eksi 1'in üçüncü kuvveti eksi 1. Sonra küçüktür 5x küçüktür 3. Eksi 1 bölü 5 küçüktür x küçüktür 3 bölü 5. Bunların kesişimleri soruluyor. Hemen küçük elemanlara odaklan. Eksi 1 bölü 3, 1 bölü 4 ve eksi 1 bölü 5. Bunların en büyüğü hangisi? 1 bölü 4 değil mi? O zaman 1 bölü 4 açık aralığı. Sonra büyüklere bakalım. 1 bölü 3, 1 bölü 2, 3 bölü 5. Bunların en küçüğü hangisi? Böylece 1 bölü 3. En dar aralığı aldık. Kesişim demek en dar kısmı al demek. Böylece 1 bölü 4, 1 bölü 3 açık aralığı oldu. A şıkkı geldi. Bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre arkadaşlar K kümesini yazmaya çalışacağız. Bir kere A kesişim B kümesi K kümesinin bir alt kümesidir. Demek ki A kesişim B kümesi K'nın içinde kesim var. 1, 2, 3, C. Başka var mı? 1, 2, 3, C var arkadaşlar. Evet. Demek ki 1, 2, 3, C kesinlikle bu K kümesinin içinde. A birleşim B K kümesini kapsar mı? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 7, A, B, C, D, E, F. Demek ki bu kümenin içinden bir küme olacak arkadaşlar. K kümesi ve K kümesinin elemanların sadece bir tanesi harfmiş. Böylece K kümesinde ne olma ihtimali kalmadı? Bunların olma ihtimali kalmadı. Sadece C varmış. Böylece K kümesi arkadaşlar en az 1, 2, 3, C olmalı. Çünkü A kesişim B'yi kapsıyor. Peki 4, 5, 7 olur mu olmaz mı? Onunla ilgili bir şart yok. Sonuçta K kümesi bu kümenin bir alt kümesi olacağına göre içinde 4, 5, 7'den herhangi biri olur, herhangi ikisi olur, hiçbiri olmayabilir. İşte bu şekilde bu 3 elemanı arkadaşlar istediğimiz gibi değerlendirebiliyorsak bunlarla oluşturulabilecek küme sayısı bu 4, 5, 7'nin alt kümesiyle aynı sayıdadır. Böylece 8 tane siz K kümesi oluşturursunuz. Örnek K kümesi sadece böyle olabilir. Bakın 4, 5, 7'yi hiç almadım. Ya da K kümesi 1, 2, 3, 4, C, 5 böyle olabilir. Ya da hepsini alırsanız 1, 2, 3, 4, 5, C7. Gördüğünüz gibi bu da olur. Yeter ki 4, 5, 7'yi istediğiniz gibi kullandığınızda bunun küme sayısının bunun alt küme sayısına eşit olduğunu görün. Cevabımız bu yüzden A şıkkı oldu 8. Küme problemlerini yaparken ben şekil çizmeyi önemsediğim için arkadaşlar şekli bir çiziyorum böyle kenarda dursun. A, B,
evrensel kümemiz. Bunlar çünkü görsel olarak bize lazım olabiliyor. Şimdi buna göre arkadaşlar B kesişim A'nın tümleyeni ne demekti? B farkı A demekti. Buraya X diyelim. A kümesinin tamamı. Şuranın tamamını kırmızıyla boyayayım ki tamamı olduğunu görün. A kümesi bu kümenin iki katıymış. Sonra arkadaşlar A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni nedir? A birleşim B'nin tümleyenidir. Gerçekten bakın A'nın tümleyeni, birleşimin tümleyeni kesişim, sonra B'nin tümleyeni oluyor. O yüzden bu da B fark A'dan 4 fazlaymış. O zaman A birleşim B'nin tümleyenine de bakın x artı 4 yazdım. Dikkat edin lütfen, hiç boşlukta bir yer kalmadı. Kırmızı zaten A kümesi. Şurası B fark A, burası A birleşim B'nin tümleyeni. Bunların hepsinin toplamı evrenseli vermez mi? 4x artı 4 eşittir 20. X bakın buradan 4 geldi. Yani B fark A 4'müş. Şimdi soru bizden ne istiyor? Göstereyim bakın. B'nin tümleyeni birleşim A. B'nin tümleyeni neresidir? Tarıyorum, görün. Buralar. Şey pardon, şurayı düzelteyim sanki o kesişime dağılmasın. Bakın arkadaşlar, B harici her yer. Şöyle A fark B'nin olduğu yer, bir de A birleşim B'nin tümleyeninin olduğu yer. Bunu harfle gösterirsek buraya X, buraya Y, buraya Z, buraya T dersek B'nin tümleyeni birleşim A demek Y artı Z artı T demektir arkadaşlar. Böylece artık Y artı Z artı T'nin ben burası 4 olduğu için geri kalanı elemanlar olan 16 olduğunu bilirim. Çünkü tüm küme 20'yi de evrensel. Bunu çıkardık 4'ü. Geriye 16 kaldı. D şıkkı. Bu soruda biraz kuralı bilip bilmediğimizi sorgulayan bir soru arkadaşlar. A'nın tümleyeni fark B'nin tümleyeninde. Farklı arkadaşlar tümleyen yerine farkı kesişime çevirmek lazım. Bakın şimdi. Biz farkla ilgili şöyle bir işlem yapmak yerine ne yaparız? Hatırlayın lütfen. A fark B ne demekti? Soldakini aynen bırak. Fark yerine kesişim yap. İkincisini de tümleyen olarak yaz. Bak şimdi. Bunu yapıyorum. A'nın tümleyenini aynen bıraktım. Farkı kesişim yaptım. B'nin tümleyeninin tümleyeni B'ye geldi. Bu da güzel bir şey. Aslında arkadaşlar bu B fark A'ya eşittir. Dolayısıyla B fark A 3'müş. Aynı mantıkla dikkat et bak. B'nin tümleyeni aynı bıraktım. Sonra A'nın tümleyeni tümleyeni kendisi. Bu da arkadaşlar A fark B. Bu da 4'müş. Zaten A kesişim B'de neye eşit gördüğünüz gibi 6'ya. Bunların hepsi zaten bize neyi veriyor? A birleşim B. 3, 4 ve 6. Toplamları 13 oldu. B şıkkı. Sarı kümenin ne olduğunu önce anlayalım arkadaşlar burada. Sarı küme bakın. C fark A birleşim B değil mi? Bu ne demektir peki? C 2'ye bölünen sayılardan oluşuyor. B 6'ya bölünen. A da 4'e bölünen. Böylece ne diyeceğiz? 2'ye bölündüğü halde 6 veya 4'e bölünemeyen sayılar. 2'ye bölündüğü halde 6 veya 4'e bölünemeyen sayı burada ne? E şıkkı işte gördüğünüz gibi 38. Bu 6'ya bölünüyor, bu 6'ya bölünüyor, bu 4'e bölünüyor, bu 6'ya bölünüyor. Sadece bu arkadaşlar 2'ye bölünüyor ama 4'e veya 6'ya bölünmeyen sayı oluyor. Bu şekilde bunu da söylemiş olduk. Şimdi bu soruda arkadaşlar bence güzel bir soru. Çünkü yani TYT sorusu gerçekten malum kümeler AYT'de de çıkıyor. Süre açısından önemli olduğu için bu çok AYT'lik değil TYT'lik bir soru. Yapmak yetmez bence bu soruyu. Hızlı da yapmak lazım. Hızlı düşünmek gerekir. Ben size güzel bir yorum söyleyeyim burada. Tam sayı çıkması lazım cevabın ve en küçük çıkması lazım. Bu arada B kesişim C farklı kümeler, şey boş küme olduğu için bunlar ayrık kümeler. Bundan dolayı nasıl çarpım bölüm en küçük çıkar arkadaşlar? Bir kere 7, 5 kesinlikle C kümesinde olması lazım. Neden? Bunlar kendisi ve bir hariç başka sayıya bölünmediği için B'de olurlarsa tam sayı çıkmaz bölüm. 7, 5 garanti orada olacak. Hemen burada dikkatli olup ne yapacağım biliyor musunuz? 8'i C'ye vereceğim. 4 ve 2'yi de B'ye vereceğim. Böylece bunlar birbirini götürür. Bölüm büyük gelmez. Sonra biri istediğine ver. Bir zaten önemsiz orada. Geldik şimdi arkadaşlar 6 ve 3'e. Tabii ki mecburen 6'yı yukarı, 3'ü de aşağı vermemiz lazım ki bölüm en küçük çıksın. Yukarı atamam. İkisini de aşağı atamam. Bölünmezler o zaman. Tam sayı olmaz. Yapabileceğim en küçük bölümü oluşturuyorum böylece. 7, 5, 8, 6'yı 4 çarpı 2 çarpı 3'e böleceğiz.
Bu da kaç yapıyor? 8'ler gitti. 6 ile 3 sadeleşti 2. 35 çarpı 2'den 70 geldi. Bu güzel sorunun cevabı. A kümesi Adana'da yetişen meyve sebzeleri, B kümesi Diyarbakır'da yetişenleri, C kümesi de Rize'de yetişenleri gösteriyormuş. A kesişim B'nin tümleyeni neydi? Bu biraz bizim kural bilgimizi de sorguluyor. A kesişim B'nin tümleyeni A fark B'ydi. Haliyle Adana'da yetişip Diyarbakır'da yetişmeyen ne var? Mandalina varmış. Sonra bir de zeytin varmış arkadaşlar. Bununla birleştireceğiz. A kesişim C'yi. Hem Adana'da hem de Rize'de yetişen ne var? Üzüm. Dolayısıyla MZÜ diyelim kısacası. Şurası arkadaşlar MZÜ geldi. Dikkat! Buraya böyle bir X kümesi diyeceğim görmeniz için. X kesişim. Şu B fark A ya da Y diyeceğim. X kesişim Y'nin tümleyeni demek, X fark Y demek değil miydi? Haliyle bu bizden neyi istiyor aslında? Bu bulduğumuz arkadaşlar. Şurayı sileyim ki kafanız karışmasın. MZÜ'nün neyden farkını istiyor? B fark A kümesinden farkını istiyor. Peki B fark A nedir? Diyarbakır'da yetişip Adana'da yetişmeyen şeyler. Diyarbakır'da yetişip Adana'da yetişmeyen ne var? Bakıyorum şöyle bir. Diyarbakır'da yetişip Adana'da yetişmeyen arkadaşlar hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Bakıyorum. Evet, hiçbir şey yok. Demek ki burası boş kümeymiş. MZÜ'nün boş kümeden farkı ne olur o zaman? Yine kendisi MZÜ. Mandalina, üzüm, zeytin doğru cevabımız. D şıkkı oldu bu yüzden. Okun gösterdiği küme, okun çıktığı kümenin alt kümesiymiş. Mesela göstereyim bakın. K arkadaşlar M'nin alt kümesi. Ya da B arkadaşlar A'nın alt kümesi gibi. C hem B'nin hem A'nın alt kümesi. D de C'nin alt kümesi. Bu kümeler birbirinden farklıymış, boş kümeden de farklıymış. Buna göre değer vereceğiz. Nereden değer vermek lazım ilk etapta? D'den. Çünkü en küçük küme o. Böyle 1 yazdık. Bu iki elemanlı olsun. Şimdi C arkadaşlar hem B'nin hem A'nın alt kümesi ya. Buraya 3 yazayım. A tabii ki B'yi kapsadığı için 3 olamaz. O zaman 4 olmak zorunda. Birbirlerinden farklı dediği için eleman sayıları da mecburen farklı olacak. Haliyle 4 ise arkadaşlar K buradan 5 olur en az. M de 6 olur. Böylece M eksi D 6 eksi 1'den en küçük 5 oldu E şıkkı. Burada bazı arkadaşlar şey yapmış olabilir. Neden hocam şey demedik? Şuraya mesela 5 ise burası 5 olmuyor. Çünkü özellikle belirtmiş bu kümeler birbirinden farklı. Eğer eşit küme olsa evet. Eşit kümeler birbirinin alt kümesidir. Ama eleman sayısı farklıysa mecburen arkadaşlar bu şekilde bir büyüğünü vermek zorunda kaldık.